Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre son 13 yılda özel okulu tercih edenlerin sayısı %25 oranında arttı. Eğitim sistemindeki değişiklikler, özel okulların uzmanlaşmış kadroları ve teknolojik imkanlarıyla donatılan laboratuvarları nedeniyle aileler çocuklarını özel okullara emanet ediyor. Öğrencilere bu okullarda teorik bilgilerin yanı sıra yurt dışı programları ve yurt içi staj imkanları da sunuluyor. Böylece mezuniyet sonrası iş bulma kaygısı da ortada kalkmış oluyor. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının ilk ders zili 9 Eylül'de çalacak. Yeni döneme geri sayım sürerken hem devlet okullarında hem de özel okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Teorinin yanı sıra bu pratik eğitimi de çok iyi veriyoruz ve çocuklarımızın çoğu zaten hastanelerde veya bu kurumlarda çalışırken iş bulmuş oluyorlar. Bir Almanya'da öğrencinin staj yapması, İtalya'da staj yapması, Kazakistan'da staj yapması velilere cazip geliyor. Türkiye'de geçen sene 54.732 resmi, 13.679 özel okul öğretim faaliyetlerine katıldı. 2003 senesinde özel okullara kayıt oranı %2 iken bu rakam 2018'de %25'e yükseldi. Mezun olduktan sonra iş bulamama kaygısı nedeniyle veliler öğrencileri özel okullara gönderiyor. Bizim bugüne kadar 324 tane öğrencimiz mezun olmuş. Bu 324 öğrencinin 240 tanesi hemen hemen işe başlamış. Bunun da her yıl 20 tane öğrenci yurt dışı deneyimi kazandırmışız. Biz öğrencilerimizi burada doğrudan doğruya staja gönderiyoruz ve zaten çocuklar iş içerisinde, iş başında eğitimi iyi aldıkları için de hastanelerimizin, veya sağlık kuruluşundan istediği nitelikte yetişmiş oluyorlar. İçinde bulunduğumuz okul sağlık alanında eğitim veriyor. Öğrenciler teorik bilgilerini laboratuvar ortamında uygulama imkanı buluyor. Okul onlara staj imkanı da sunuyor. Staj yaptıkları kurumda kısa süre sonra işe de başlanabiliyor. Çocuğumuz 18-19 yaşına geldiği zaman aslında altın bileziği koluna takmış oluyor. Bu güveni kendisinde bulduğu için de isterse bunun 2 yıllık devamına, 4 yıllık devamına veya başka mesleklere de gidiyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde sağlık alanında eğitim veren 7 su meslek ve teknik Anadolu Lisesi kurucularından Mehmet Can ve Suat Köksal öğrencilere yurt dışı eğitim programları ve yurt içindeki hastanelerde staj imkanı sunduklarını belirtiyor. İş olanaklarını genişletme açısından da çocuklarımıza, velilerimize alana yardımcı oluyoruz. Örneğin Erasmus programlarıyla, örneğin Restorex'i katılan ilk e, özel sağlık koleji açısından veya işte yurt dışındaki e, stajlar açısından ilk olmak gerekiyor. Özellikle yurt dışındaki sağlık yatırımlarımızı Hestorex'te bütünleştirmek adına bu fuara katıldık. Çok da verimli geçti. Orada e, Bosna Ersek'ten, Özellikle Saraybosna'dan görüştüğümüz bir firmayla görüşmelerimiz devam ediyor. Karşılıklı öğrenci alışverişimiz. Özel okulların bulunduğu ilçeye ve sunduğu imkanlara göre kayıt fiyatları değişiyor.